Herkese merhabalar. Girişimcilik üzerine konuşmaya devam etmek istiyorum. Bir önceki podcast bölümünde de bahsetmiştim. Sırada destek programları hakkında bir iki fikir, tecrübe ve bilgi paylaşacağımı söylemiştim. Aslında girişmekten yılmış birinin, daha doğrusu girişmekten, yani sanki seri girişimciymişim gibi bir laf oldu. Önceki bölümde dinlediyseniz yani tek bir tane bana yetti. Girişmekten vazgeçmiş birinden bunları dinlemek, belki sadece ben geçmişin notlarını geleceğe taşıyorum aslında. Biraz da kendim için sesli notlar tutuyorum, açık söylemek gerekirse. Bunları da sizinle podcast formatında paylaşıyorum. Yoksa bir girişimcilik havariliği yapmıyorum burada. Aksine ilk 40 kere düşünün, bir kere girişin diye önceki bölümlerde dinlediyseniz o mesajımı almışsınızdır. Yine de bu TEDAP programları, TÜBİTAK destek programları ile alakalı biraz bende tecrübe var. Geçtiğimiz yıllara bakarsak, hani projelerin 12 ay, 24 ay, 36 ay sürdüğünü düşünürsek, 5-6 TEDAP ve benzeri projelerin içerisinde bulunmuşum geçmişe dönük olarak. Şimdi proje dünyasıyla uğraşan kişi, işte 30 proje yaptım, 40 proje yaptım. Onlar danışmanlık, işin danışmanlık tarafında bulunan insanlar. Öyle aşırı derecede projelerin içerisinde bulunur. Ben mühendislik tarafında bulunduğum için sadece bir parçası olduğum gerçek bir projenin TEDAP formatında destek amaçlı dökümana dökülmesi süreçlerinin içerisinde de bulundum. Çünkü ben aslında o işin mühendislik tarafında, yazılım sistem, ürün geliştirme tarafında asıl işimi yapıyorum, rol alıyorum. Ve o yüzden 5 ya da 6 projenin içerisinde bulundum diyebilirim. Bunlardan tabii, bunların başvuru süreçlerinde bulundum, hakem süreçlerinde bulundum. Bunların bazılarını da doğrudan yürütücü olarak görev aldım. Dolayısıyla bu yani kısmen tecrübeyi, yani o geçmiş 15 yıllık iş hayatımda edindiğim tecrübeyi şöyle bir 15 dakikada özetlemek istiyorum. Destek programları özelinde. Özellikle benim aktif olduğum başvurular noktasında aktif olduğum 2013, 2014, 2015 o dönemlerde hem Sanayi Bakanlığı, hem aslında şaşırtıcı bir derecede Ulaştırma Bakanlığı'nın da kamuya açık bir şekilde destek programı çağrısı açıkladığı ve böyle hareketli dönemlerdi TÜBİTAK'ın yanı sıra. Aslında bugün Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı veya diğer bakanlıkların varsa, devlet kurumlarının veya başka inisiyatiflerin programları varsa, onlarla ilgilenmek yerine ana akım amiral gemisi olan TÜBİTAK TEDAP programları üzerinden biraz sohbet edeceğim. Tabii bu bir danışmanlık faaliyeti kapsamındaki gibi destek programlarının alt kırılım detaylarından ziyade daha çok ben tecrübelerimle sınırlı konulardan bahsedeceğim. Şimdi TÜBİTAK'ın 1500'de başlayan zilyon tane destek programı var malum. Bunlardan ilk ve herkesin aklına gelen 1501 ve 1507 destekleri. Ve ağırlıklı olarak insanlar da bunlara başvuruyor. Tabii 1511 hakeza yine gündeminize gelebilir. 1512 malum, o genç girişimciler için, eski ismi Tekno Girişim. Şu an BIG diyorlar. Yani asıl yine ana başlık Tekno Girişim diye geçiyor. 1512'yi saymıyorum. Hani 1512 bireysel bir ilk şirket kurma girişimi, herkesin bildiği Tekno Girişim. Ondan sonraki süreçlerde, eğer KOBİ ölçeğinde veya daha büyük bir firma ölçeğindeyseniz, malum 1501 ve 1507 önünüze ağırlıklı olarak geliyor. Şimdi bunların mevzuatları aslında benim en önemli, bu podcast'te değinmek istediğim şeylerden bir tanesi, bu mevzuatlar sürekli değişiyor, güncelleniyor, gelişiyor.
Dolayısıyla aralarındaki farklar zamanla bu destek programları arasındaki farklar da veya destek üst çıtasının maksimum bütçe sınırları da değişebilir. Örneğin 1501'in 2023 itibariyle hani bütçe sınırı yok diye bir ifadesi olsa da gelecekte bunu bilemezsiniz. Veya proje bütçesinin %25'ine kadar ön ödeme. Yani bu ön ödeme meselesi destekler arasında oldukça farklılık arz ediyor. 1500 yani eskiden 1501'de ön ödeme yoksa ama artık şimdi var olabilir. %25 değeri değişebilir. Mesela bugün 1507 KOBİ-ARGE başlangıç paketi ki 1512'den sonra devam projesi 1512 üçüncü aşama olarak tekno girişimde artık siz genç bir girişimci olarak küçük firmanızı kurdunuz, geliştiniz. 1507'ye de başvurdunuz. Orada mesela bugün 1 milyon 200 bin maksimum bir destek var. 1512 üçüncü aşamadan geliyorsanız ekstra %10 genel gider desteği oluyor. %25'ine kadar ön ödeme yine bunda da var. Bu detaylar daha hoş geldin detayları. Bunun dışında mevzuat oldukça yani hukuki metinlere dönüşüyor. Dolayısıyla dar kadroyla bu işleri yapıyorken, özellikle KOBİ iken benim tavsiyem içerisinde bulunduğunuz Teknopark'la iletişime geçmeniz. Teknopark'ların ya kendi kurdukları ya da anlaşmalı oldukları danışmanlık firmaları olabiliyor. Yani bu işin kağıt, mevzuat, kanun taraflarına hakim bu güncellemeleri sürekli hatmeden ezberleyen ve uygulayan projeci profesyoneller içlerinde tam zamanlı barındırıyorlar. Sizin de bu insanlara açıkçası ihtiyacınız var diye benim tecrübem bu. Yani 1512'ye başvurduğunuzda belki tecrübeli bir muhasebeci sizin işin için yeterli olabilecek yani 1512 işte 2012 yılını düşündüğün zaman 100 bin lira hibe veren onun belli zaten hatırı sayılır bir kısmını KDV ile geri alınan nispeten basit bir süreç. Ama 1501, 1507, 1511 meseleleri olduğunda burada biraz daha dallı budaklı detaylar var ki o detayları kaçırırsanız desteklerin bazı paketlerinden, ödemelerinden mahrum kalabilirsiniz. Yani para ve zaman kaybedebilirsiniz açıkçası. Bu sürekli güncellenen mevzuatlarda bir profesyonel destek almanızı öneririm. Yani ilk ben böyle bir destek almayı düşünüyorum dediğiniz zaman ilk önce TÜBİTAK'ın web sayfasını açacaksınız. Güncel 1501 çağrılarının PDF'ini açacaksınız örneğin. 1501 Sanayi Arge Destek Programı şu an benim önümde 2023'e birinci çağrı duyurusu var örneğin. Sonra bunu güzelce dikkatlice okuyacaksınız. Hangi çağrılar şu an? Yani bir de bunun ön kayıt kullanıcı kılavuzları içerisinde yazıyor. İşte 8 sayfalık bir çağrı metni var. Ama onun içerisinde bazı PDF linkleri var. Okuyacağınız, ders çalışacağınız şey aslında daha fazla. Şimdi bir de dikkat çekmek istediğim, işte siz TÜBİTAK'ın sayfasına girdiniz. 1501'e karar verdiniz. Bu birinci adım. Sıfırıncı adıma bir dönelim geri. İnternet sitesini açtınız. En güncel yani Google'dan mümkünse işte son bir yılda publish olmuş, yayınlanmış web sayfalarından, danışman firmaların sitelerinden mevcut bu 1500X ve desteklerin farklarını, mevcut şu anki durumlarını, hibe destek durumlarını, ön ödeme yüzdelerini vesaire vesaire detayları güncel haline sürekli ihtiyacınız var. O yüzden Google'dan önce bir son bir yıllık bir araştırma yaptınız. Karar verdiniz 1501 alacaksınız. Şimdi ben mesela o şekilde bir araştırma yaptım. Anka Kalkınma Ajansı'nın 2023'te güzel bir PDF'ini buldum. Bunu açıklamalar kısmına koyacağım. 7 Mart 2023 itibariyle güncel bir PDF. Bunlar mevzuat kanun işleri. Dolayısıyla en güncel taze bilgiyi takip etmeniz lazım. Şimdi sıfırıncı adımı geçtiniz. Kendi kendinize karar veriyorsunuz. Tavsiye etmiyorum. Ama siz kendi kendinize karar verdiniz. 1501 bize uygun dediniz. 1501'in çağrı metni PDF'ini bir TÜBİTAK'ın güncel sayfasından aldınız. Ve karşınıza
En sonunda ek bilgide şöyle bir şey dedi. Proje önerisinin başlangıç teknoloji hazırlık seviyesinin belirlenmesi için aşağıdaki link kullanılabilir diye bir Excel sayfası. Şimdi o linke tıkladığınızda, o Excel sayfasını açtığınızda karşınızda kocaman bir hesaplama tablosu çıkıyor. Bu sizin projenize sıfırdan başlamadığınıza var sayıldığı bir durumda çağrı dosyasına bağlı olmak üzere. Bu mesela işte güncel çağrı metninin bir sayfasında da Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları PDF'i var. Bu da 2023 için yeni bir PDF. Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları PDF'ini açtığınızda o PDF aktif bir PDF dosyası, böyle içerisinde linkler olan bir PDF dosyası karşınıza çıktı. TÜBİTAK 2022-2023 Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları. Buradan örneğin kendimize uygun çağrı metnini seçiyoruz. Biz bir motor teknolojisi geliştireceğiz olalım. Motor kontrol ünitesi yazılımını geliştirecek olalım. Orada o butona da tıklıyorum. O butona tıkladığımda PDF'te karşıma desteklenecek projelerin kapsayıcı teknoloji hazırlık seviyeleri çıkıyor. Yani her çağrıdaki konuya göre bir THS değeri var. Mesela diyor ki eğer bu motorlarla alakalı, bu motorların kontrol ünitesiyle alakalı bir projeye hazırlanıyorsan diyor, bunun THS'si 6 ile 9 arasında olması lazım diyor. Şimdi THS'nin 6 ile 9 arasında olup olmadığını nereden öğreneceksin? Geri dönüyorsun çağrı metnine, güncel çağrı metnine. Orada ek bilgilerde bir Excel görüyorsun. O Excel'e tıkladığında sana bir belli bir yaklaşıma göre yazılmış belli standartlar benimsenerek yazılmış bir Excel tablosu karşına çıkıyor. Oradakileri objektif olarak cevaplayınca senin teknoloji hazırlık seviyen tık atıyorum 7 çıktı. Yani projeye zaten başlamışmışsın. 7. seviyedeymişsin. Ve ne oldu? Sen 7. seviyede olduğunu objektif bir şekilde gördün. Gerçeği bükmedin. Çünkü bunlar gerçeği bükersen bunlar sana yolsu elektrik olarak döner. Çünkü uzun 2 yıllık 3 yıllık bir sürece gireceksin sen TÜBİTAK'la. Sen THS'nin o seviyede olmadığını hakemler de anlar. TÜBİTAK'ın atadığı uzman da anlar. O yüzden şeffaf olacaksın gerçekliği bükmeden. THS'ne ne kadar hazırsın? Projenin hangi safhasındasın? Hangi safhada olduğunu objektif bir şekilde ispatlayabilmen için bir Excel tablosu hazırlamışlar. Oradan bir puan çıkıyor. THS 7 çıktı. Senin de başvurmak istediğin konu 6 ile 9 arasında alıyor. Tamam. Başvurabilirim diyorsun. Böyle bir karar veriyorsun. Ama benim tavsiyem tüm bu süreçleri 0. adımdan itibaren Teknopark'ınızda görüşün. Teknopark'ta olduğunuzu varsayıyorum. Veya sağdan soldan soruşturun. İyi bir proje firmasıyla yola devam etmenizi öneririm ki siz bir proje firmasına dönüşmeyin sürecin sonunda. Yani mevzuata bu kadar hakim olmak zorunda da değilseniz, zamanınız da yok. Kıt kaynaklarla bir mühendislik yapacaksınız. Mühendisliğe odaklanamaz hale gelirsiniz. Kendinizi yani hukuki metinlerin arasında satır aralarında anlam çıkarmaya çalışıyorken bulursunuz. TÜBİTAK'a mail atarsınız, sağa sola mail atarsınız, geç cevap alırsınız. Onun yerine iyisi mi? Uzman firmalardan, bu yönde tam zamanlı proje mühendisi çalışan firmalardan destek almanızı öneririm. Hiçbir yere yönlendirmiyorum. Yani bu benim bildiğim şu firma çok iyidir diyeceğim bir firma da yok. Ama teknoparklar o konuda yardımcı olur. Veya bir üniversitenin içerisindesiniz, teknoloji transfer ofisörü o konuda yardımcı olabilir. Üniversitenin TTO'sundan destek alın. Teknopark yönetiminden destek alın. Veya bilen bir firmadan yardım alın ama bu konuda mevzuatı bilen uzman firmalarla bir araya mutlaka gelin, onların danışmanlığını alın derim. Bir de hiç başlamadan önce her şey gaz ve toz bulduyken mesela Kemal Sidar'ın o da onunla bir firması vardı veya o firmanın içerisinde etkinliği bilmiyorum. Şimdi yurt dışında çalışıyor bildiğim kadarıyla. Kemal Sidar diye bir yazar. Ben de onu LinkedIn'den takip ediyorum, takipçisiyim. Onun ben kitabını da alıp okumuştum mesela merak edip. Ar-Ge teşvikleri, ipuçları ve pratik uygulamalar diye bir kitabı var. Orada hani mevzuata değindiği noktalarda belki eskimiş bilgiler olma ihtimali var ama
genel çerçeve olarak içindekilere baktığınızda genel size Ar-Ge projeleri mantığın için bir felsefe desteğinde de bulunuyor. Yani içeride çalışılmış, yaşanmış hikayelerden de bahsediyor. TÜBİTAK'tan giriyor. Sonra Horizon 2020'den de bahsediyor. Sadece TÜBİTAK'ta yedip değil, Türkiye'nin ortak olduğu Horizon. Şimdi o çerçeve, Avrupa Birliği çerçeve programları ayrı bir konu. Avrupa Birliği çerçeve programlarına da soyunabilecek insanlar için genel ana bir çerçeve veriyor. TÜBİTAK'ta o şeyleri organize ettiği, yani Avrupa menşeli destekleri organize ettiği 1709 veya Uluslararası Sanayi Ar-Ge Desteği 1509. Bunlar da uluslararası paydaşlarla bir arada proje yapabileceğiniz, Avrupa'daki fonlara musallat olabileceğiniz ayrı destekler. Onları da, yani çapınız yetiyorsa onlara da bakarsınız. Yani Kemal Sidar'ın kitabı güzel, ince, hoş bir kitap. Bence onu alın. Bir genel Ar-Ge teşvik mantığının felsefesi adına güncel bilgileri ayıklayın. Ama genel geçer bilgilerden faydalanın derim. Şimdi konuya farklı bir yönden devam etmek istiyorum. Bazı çıkarılmış dersler, yaşanmış diyaloglardan hareketle, özellikle geçtiğimiz yıl böyle birkaç başvurunun içerisinde bulunduğumda karşılaştığım ve tecrübe olarak not aldığım bazı noktalar oldu. Örneğin bazı hakem hocaların, hakem hoca atanıyor ve siz projenizi savunuyorsunuz ona karşı. Laf projenizin dışında başka noktalara da gelebiliyor. Hoca sohbet etmek istiyor. Ben bazı hocalardan bu sohbet dakikaları sırasında biraz önce benim muhakkak mevzuat amacıyla danışmanlık alın dediğim bu danışmanlık firmalarına gıcık olduğunu bazı akademisyenlerin fark ettim. Bana şöyle gibi geliyor ve onların tabii haklılık payları da olabilir. Yani ortada bir ekmek var. Bu ekmek aslında kime ait meselesi? Her meselede olduğu gibi bu meselede de pastanın, ekmeğin dilimleri paylaşılması meselesiyle ilgili bazı taraflar oluşabiliyor ve onlar da birbirlerine karşı husumet besleyebiliyor. İşte ben özellikle bir hocamızın ifadelerinden böyle akademide böyle bir intiba olabileceği noktasında bir düşünceye kapıldım. Danışman firmalara karşı cephe alan akademisyenler olabiliyor. Onların argümanı da şöyle oluyor. Bu süreçler, herhangi bir TÜBİTAK süreci baştan sona kadar karar verilmesinden mevzuatından desteğine kadar akademisyenler danışmanlığında yapılmalı gibi bir düşünceye sahip bir hocamız vardı örneğin. Net bir şekilde bunu, yani açık bir şekilde ifade etti. Başka hocalardan dolaylı bir şekilde anlayacağım bir şey. Bir hakem hocamız net açık bir şekilde ifade etti ki, yani bu mevzuatından hani değil bilimsel hakemliğine, bu işin teknik, teknolojik ve Ar-Ge yeterliliğinin, yenilikçi yönünün çağrı konularıyla ilişkisinin yüzdesini belirlemekle görevli hoca olma rolünün de dışında bir de bu işin mevzuat, yani finansal tarafı, hukuki tarafı, bu taraflarda da rol almak isteyen, bu taraflardaki konularda da danışmanlık firmalarının akademisyenler nezdinde olmasını isteyen hocalarımız olabilir. Haklı olabilirler. Haklı olabilirler. Neticede TÜBİTAK bir akademisyen ekosistemi. Ama yine de bu danışmanlık firmaları buyursun, atıyorum bir işletme fakültesinden hocalarımız da bu işin bu kağıt tarafı, kağıt yönüne, hukuki yönüne, rapor yönüne odaklansınlar. Onlar işletme fakültesinde hocalar, şirketler kursundan danışmanlık firmaları, teknoparklar, TTO'lar da onları yönlendirsin. Beni ilgilendirmiyor. Günün sonunda bizim güncel mevzuatla ilgili işin finansal yönünden gol yememek adına
Bir danışmanlığa ihtiyacım var. Kime verdi? Beni ilgilendirmiyor. Hoca kökenli miymiş, akademisyen kökenli miymiş, proje kökenli miymiş, piyasa kökenli miymiş? Beni ilgilendirmiyor. Ama böyle bir hassasiyet varsa, o hassasiyetin kaynağı da burası bizim çöplüğümüz arkadaş şeklinde bir bölge koruma çabası gibi geliyor. Yani burası tartışılabilir ama hocaların bunun bir TÜBİTAK ekosistemi olduğu gerçeğinde tartışılmayacak bir şey de varsa ki onu da KOBİ ölçeğinde firmalar bu hatayı yapabiliyorlar. Ya diyorlar benim projem zaten bir ürün geliştirme projesi. Tamam buradaki çağrılara da uyuyor ama ben hocadan da herhangi bir üniversitedeki bir A hocadan neden danışmanlık alayım? Alman lazım. Konu akademik yüzden senin konunun düşük olsa da ürün geliştirme yönün ağır olsa da çağrıyla %100 uyumlu olmana rağmen sadece ürün geliştirme mühendislik kapasitenle hiçbir akademisyene ihtiyaç olmadan sen proje sürdürebilecek olsan da projene bir hoca eklemelisin. Bu bazı destek programlarında şart koşulurken bazı destek programlarında da tavsiye niteliğinde yazıyor metinlerde. Şimdi bu tavsiye niteliğinde olan şey, tavsiye niteliğinde dahi olsa şirketler ne kadar küçük de olsalar yine de bir bu projeye bir akademisyen danışman eklemeliler. Yani o hocaya çok az bir şey de soracak olsalar eklemeliler. O hoca kalem, kağıt, klavye ile mühendis gibi çalışacak olsa da zaten eklemeliler. Yani bu destek konuları bir hoca ekosistemi, akademisyen ekosistemi. O yüzden de danışmanından yani teknik olarak danışmandan bahsediyorum. Proje rapor yazma danışmanları, bu proje firmalarının danışmandan bahsetmiyorum. Teknik olarak, akademik olarak danışmanlık almak da önemli. Tüm isterseniz rapor noktasında, isterseniz akademisyenin teknik yönü bakımından alakalı. Örneğin siz işte bir motor kontrol yazılımı gerçekleştireceksiniz. Gideceksiniz elektrik motorları üzerine ECU, elektrik ECU üzerine uzman bir hocayı eklemleyeceksiniz projenize. Çok düşünmeyeceksiniz. O zaman süreçleriniz daha da akıcı bence olacaktır. Yani biz önceki bir tecrübemde işte üniversiteden doğrudan bizim örneğimiz işte endüstri haberleşme alanında bir proje yazmışsak işte internetten bildiğiniz düz internet araştırmasıyla birebir bu konuda hani biz bir ürün geliştiriyoruz bir spek'e göre bir yazılım uluslararası bir spek dokümanına göre bir yazılım geliştireceğiz. Evet çok büyük uzun bir iş yapacağız. Destek çağrı programlarıyla da uyumlu. Ama işin bakarsanız hiç akademisyene ihtiyacımız yok gibi dense de akademisyenlerle ilişki sadece akademik düzeyde olmak zorunda değil. Örneğin siz bir laboratuvarda sorumlu bir kıymetli bir hocayla bağlantıya geçersiniz. Sizin çağrı programınızla konunuzla uyumludur. O laboratuvar olanaklarından faydalanabilme gibi bir şansınız olur. O laboratuvardaki öğrencileri projenizde part-time, full-time çalıştırmak gibi bir avantajınız olur. Yani siz bir üniversitenin altyapısını da kullanabiliyor halde kendinizi bulurken diğer yandan insan kaynağınızın kalitesini arttırabileceğiniz bir potansiyelde damarı da keşfetmiş olursunuz. Yani üniversitelerin KOBİ'lerle, üniversitelerin şirketlerle ilişkisi çok kıymetli. Yani özellikle elektrik elektronik alanında bu zaten legal bir şekilde, açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde herkesin yürüttüğü bir şey daha da yaygınlaşmalı. Hani projemle efendim akademik yönü yok deyip üniversiteden uzak durmayın. Üniversitelerin pek çok piyasaya dönük, pratiğe dönük laboratuvarları var. Laboratuvarlardan sorumlu kıymetli akademisyenleri var. Siz kendinize karşılıklı win-win bir akademisyen üretebileceğiniz zemine çekin.
Zira bu da zaten TÜBİTAK ruhuyla değil, destek projem ruhuyla daha uyumlu. Her projede mutlaka bir akademisyen olmalı. Biraz konuyu bir türlü bitiremedim. Tek bir notlarımda bir başlığım daha kalmış. Kendi bir lessons learned, öğrenilmiş acı tecrübemden de bahsedip kapatayım artık. Şimdi kendi kalenize de gol atma riskiniz olabiliyor. Ben kendi kaleme gol atmışım meğersem. Neden bana bu desteği vermediler diye TÜBİTAK'tan detaylı gerekçe istediğimde bana 3 maddeler yazdılar. Maddelerden bir tanesi not almışım. O çok önemli. Ben bir kontrolör kart tasarımının da proje kapsamında yapılacağını yazmıştım. Ama bu kontrolör kartın hardware dizaynını yapacak personeli projenin kaynakları arasında barındırmadığım için ne yaptım? Outsource ederek ben bunu bir firmadan hizmet alımı olarak bu danışmanlığı yapacağım diye taahhüt ettim TÜBİTAK'a. Vay efendim sen böyle mi yazdın? O zaman senin Ar-Ge yüzden Ar-Ge oranın düşmüş oluyor diyorlar. Yani sen custom dizayn bir elektronik kartın var. O elektronik karttaki asıl yazılım know-how benim için. Ama hocalar o şekilde görmüyorlar. Ne görüyorlar? Senin ürünün için geliştirdiğin bir kart var. O kartı sen dışarıda bir firmaya outsource edip onları tasarlatıyorsun. O zaman Ar-Ge'yi onlar yapmış oluyor diyorlar. Aslında değil. Ben burada kendi kendime offsite'e düşürmüş oluyorum. Çünkü başka bir projede ben hazır PLC veya hazır endüstriyel PC oraya yazdığımda kimse vay sen bu ihtiyacını dışarıdan hazır ürün alarak Ar-Ge üzerine düşürmüşsün demiyor. Ama sen bir PLC kullanmak yerine, bir endüstriyel PC kullanmak yerine, bir embedded custom design, işte 10 tane analog input olsun, 5 tane dijital output olsun, röle output olsun, şu olsun, bu olsun diye sen bir I/O kartı tasarlatıyorsun diyelim. Ethernet olsun, efendim Modbus haberleşebilsin. Böyle sen bir onun Edge IOS'unu planlıyorsun. İşte işlemcisi şu olsun. Aslında o kartta neler olması gerektiğini sen belirliyorsun. Sadece outsource ediyorsun. Çünkü bir hardware designer'ın yok. Hardware designer'ı tam zamanlı barındırmak finansal olarak senin için mümkün değil. Gerekli de değil. Kendi kendine olsaydı düşüyorsun. Hazır ürünü alsan kimse karışmıyor. Ama elektronik kartı ben custom kullanacağım. Ama bunu da dışarıya tasarlatacağım dediğin anda kendini offsite'a düşürmüş oluyorsun. Asıl know-how yazılımıyken bunun içerisinde. O kartın gereksinimlerini her şeyini de sen belirlemişken sadece dışarıya çizdirdin diye PCB'sini design, hardware design dışarıya yaptırdın diye ne oluyor? Ar-Ge yüzdeniz düştü, Ar-Ge seviyeniz düştü diye size gerekçe gönderiyorlar. Kendi kendinizi offsite'a düşürmemeye dikkat edin. Bunu da işte danışman firmanıza da bu tarz trikleri mutlaka sorun diyorum. Oldukça uzattım konuyu ve buraya kadar bu noktaya saniye kadar dinlediyseniz sizi tebrik ederim. Kulağınıza sağlık. Başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.